kanatlanır İslam coğrafyasında. Kimine şehadet ferahlığında dokunur, kimine ise Ebabil öfkesiyle. Ya Rabbi, Kahhar ismi şerifinle zalimleri, Beni İsrail'i kahreyle. Yerin dibine, cehennemin tam dibine göm ya Rabbi. Hicret Haber'den, Ramazan Rengi programından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم آمين. Hocam Allah razı olsun. Sana cümlemizden Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, Ramazan'ın Rengi programının yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hicret Haber ve Hicret Haber TV'den herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugünlerde Gazze'de insanlar ölüyor, Müslümanlar ölüyor. İsrail yine yaptığı yapacağını ve bombalamaya devam ediyor. Hocam, bugün sizi erken aşırıla başlattık programımıza ama önemi biliyorsunuz önemini. Bugün konumuz Gazze. Evet. İsrail'in yaptıkları. Şimdi Filistin toprakları söz konusu olduğu zaman biz hayatımızın hangi kıvrımında yer alırsak alalım. Hayatımızın hangi çehresini yaşıyorsak yaşayalım. Mutlaka bizim imanımızın ve de İslamlığımızın gereği olarak dikkatlerimiz, algımız, İftardan önce de olsa, iftardan sahurdan sonra da olsa, imsak vakti de olsa, 24 saatin her anında, her saniyesinde derhal dünya üzerinde nerede kanayan bir yara, bir coğrafya varsa muhakkak ki ilgi ve alakamız derhal oraya yönleniyor. Tabii ki bu bizim nedir? Muhakkak ki imanımızın gereği. Biz tabii konjonktürel açıdan, efendime söyleyeyim sosyal politikalar, sosyoekonomik durumlar açısından vesaire olayları değerlendirecek durumda değiliz. Biz imanımızın gereği olarak duruma bakarız ve de oradaki kardeşlerimiz için dua ederiz. Dua etme vakti şu mübarek saatte de
şu güzel saatte iftardan önce de en kalbi duygularımız oradaki kardeşlerimizle Nasrun minallah ve fethun garib inşallah diyerek de Rabbim oradaki kardeşlerimize yardımlarını esirgemesin, yardım eylesin inşallah. Evet hocam, bugün yanımızda güzel bir kardeşimiz var. Uzun zamandır kendisini görememiştik. Evet. Yoğun iş temposundan dolayı. Bugün hamdolsun bulup stüdyomuza getirebildik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldin Tayfun kardeşim. Hoş bulduk. Sevgili, evet, sevgili izleyenler, Tayfun Ayaz. Tayfun Ayaz Marmara FM programcısı. Aynı zamanda şiir seslendirmeni, sunuculuk yapıyor. Kendisini kendisinden dinleyerek tanıyalım inşallah. Sizi tanıyalım Tayfun Bey. Tayfun Ayaz, 91 İstanbul doğumluyum. Aslan Adıyamanlıyım. Sultan Gazi'ye ikamet etmekteyim. Lise ve ilk öğretim Sultan Gazi'de gerçekleşti. Küçüklüğümden beri şiir ve sunum işleriyle uğraştığımızdan dolayı bir yaşımızda da sanatsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Birçok programlarda, birçok ortamlarda, birçok televizyon programlarında şiirlerimizi dinleyicilerimize seslendirdik. Allah onlara razı olsun, bizleri dinliyorlar. Hayatım bu şekilde birçok STK'larda, birçok kurumlarda özel projelerim ve sosyal projelerim meydana geldi. Bununla ilgili gençlik yapılarında çok bulundum. Gençlik üzerine birçok çalışmalarım oldu. Hayatım bu şekilde devam ediyor. Hocam, Tayfun Ayaz kardeşimizi tanıyoruz. Evet. Biz tanıyoruz. Biz yakinen tanıyoruz. Tanımayanlar için de kendisini tanıttı izleyicilerimize. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu gece bizleri yalnız bırakmadı, buraya kadar geldi. O güzel, o nezih sesiyle de, o naif sesiyle de inşallah bizlere Birazdan bir şiir okuyacak diye ümit ediyoruz. İnşallah. Varsa, evet. İnşallah. Evet, sevgili kardeşim, neler yapıyorsun? İlk öncelikle Ramazan'dan bahsetmek gerekiyor. Evet. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Sizlerin de bildiği üzere her Müslümanın üzerine vecibi olan bir oruç var, bir farize var. Bu farizeyi bizler yerine getireceğiz. Tabi Rabbim bu ayda oruçtan tüm kullarına ve tüm İslam aleminde Rabb'e ibadetini yerine getiren tüm Müslüman kullarına rahat bir şekilde Ramazan'ı geçirmeyi temenni ediyoruz. Şu an sizler de söylemiştiniz, Gazze'de bir katliam, Gazze'de bir ateş var. Bu yangını söndürmek bizlere düşüyor açıkçası. Bizler de buradan tüm İslam coğrafyalarında mazlum ve mağdurlara sesimizin yükseldiği kadar onlara duamızı edeceğiz. Rabbim oradaki kardeşlerimize ferahlık nasip eylesin diyoruz. Amin. Gerçekten çok zor bir durum. Dün de bir fotoğraf gördük. İftar esnasında bir babaannemiz, bir annemiz iftarını açacağı esnada bir bomba düşüyor. Ve babaannemizin elinde bir kaşıkla birlikte o bombaya tanık oluyor kendisi ve orada şehadete eriyor. O şehadet şerbetinden içiyor. Ve tutmuş olduğu kaşığın üzerinde, o kaşığın üzerinde bir kan kalıyor. Ve o kanı görünce hakikaten bizler çok üzülüyoruz. Gerek genç olarak, gerek birer Müslüman birey olarak hakikaten bizleri bu çok üzdü. Bu aylarda İslam coğrafyalarında bu tarz durumların meydana gelmesi hakikaten bizleri çok derinden yaralıyor. İlk etapta bunu söylemek gerekiyor. Normal zamanlarda birçok gençlik STK'ları ile ilgileniyoruz. Sizlerin de bildiği üzere gençlik üzerinde çok büyük çalışmalarım var. Gençliği seviyorum, çocukları seviyorum, insanları seviyorum. Tebessümü seviyorum ve bir tebessümün insan üzerindeki etkisini çok iyi bildiğim için o kalbe nasıl bir sevinç koyacağını bildiğim için her daim tebessüm etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bu bir peygamber metodudur. Peygamber Efendimiz birçok genci hep tebessüm etmiştir. Bütün Müslümanları tebessüm etmiştir. Bizler de bu şekilde ilerliyoruz. Normal zamanlarda sunuculuklarla uğraşıyorum. Birçok bakanlık programında, birçok önemli programlarda, protokol programlarında sunuculuklar yapıyoruz. Bu arada Ramazan dolayısıyla Ramazan sahneleri alıyorsunuz. Evet, hem sosyal medya üzerinden hem de birebir görüşmelerimizden bunları biliyoruz. Bu ara hangi belediyelerde programlarınız var? Çok teşekkür ediyorum. Sahnelerde geçen hafta Beykoz Belediyesi'nde programımız vardı. İkbal Gürtunlar ile bir program sunduk. Yine ilerleyen zamanlarda Beykoz Belediyesi'nde konserlerimiz olacak. Bu hafta ayın 14'ünde Sultan Gazi Belediyesi etkinlik alanında bir konserimiz olacak. Buradan da tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize o konsere davet etmiş olalım. İlerleyen zamanlarda Gazmıpaşa Belediyesi, Esenler Belediyesi ve birçok belediyede programlarımız olacaktır inşallah. Maşallah, inşallah. Evet. Hocam, buyurun. Şimdi asıl konumuz Gazze demiştik ama
Ramazan ayındayız. Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Ramazan'la ilgili sadece söylemiyoruz. İşte Ramazan'ın bu güzelliği de, bu ibadetin nev'isi, yani Allah'a yaklaşmak ve bir kurbiyet kazanmak maksadıyla imsaktan iftara kadar yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak kalmanın bu süre içerisinde hani sadece konuşmak değil ve de yaşamak da söz konusu. Ve insanlar sadece birbirlerine yaklaştıkları zaman, merhabalaştıkları zaman bu ibadetin kendi üzerlerindeki etkilerini hissedip anlayabiliyorlar. Hani afaki değil, ben yaptığım olduğu bir namazdaki gibi bir riyaya, bir gösterişe, bir kibre açık değil. İşte süt dökmüş kedi gibi başını öne eğiyorsun. Saatini en fazla alışmamışsan işte her gün kontrol, her saat başı kontrol ediyorsun. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı şeklinde. Hakikaten bu ibadetin nevi ve de cinsi müthiş. Yani hocam, övüldüğü kadar var Kur'an-ı Azimüşşan'da. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övüyor. Kur'an-ı Kerim zaten başlı başına övüyor. Evet, kelamullah. Allah biz, kelamı. Şimdi dediniz ya, artık işte saatlere bakıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İlk 10 günde oluyor bence. Hani şahsım adına söyleyeyim sevgili izleyenler. O ilk haftada 2-3 gün olabiliyor ama ondan sonra aramıyoruz. Şu an işte saat geçmiş ya da işte iftara az kalmış, çok kalmış. Hiç böyle bir his ya da bir şimdi Allah kolaylığını veriyor. Etrafımızdan da, arkadaşlarımızdan, eş dostumuzdan da müşahede edebildiğimiz kadarıyla, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Şimdi bir de sigara içen kardeşlerimiz var. Onları da ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Genelde ilk 3 gün içerisinde bazı sıkıntılar olabiliyor ama daha sonra hamdolsun sabrederek, kastederek, niyet ederek bu tür sıkıntıların da üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Ama zaten işe şek ve şüpheyle yaklaşan insanlar tarafından da hakikaten işleri zor oluyor. Ama tam bir kat'i imanla, efendime söyleyeyim, inanarak, Ramazan-ı Şerif'in geldiğini hissederek kendini Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhatap kılan insanlar oruç konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorlar elhamdülillah. Çünkü şimdi mesela bugün gençliği değerlendiriyoruz. Hocam da az evvel gençlikten, gençliğin kendisinin ne kadar çok ilgi ve etkisi altında olduğundan bahsetti. Gençlerde maalesef günümüzde oruca karşı bir aksaklık söz konusu olabiliyor. Fakat Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ buyuruyor. Yani oruç sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani siz ilk defa oruç tutan bir ümmet değilsiniz. Bu demek ki bizden önceki ümmetler, Adem Aleyhisselam'ın ümmeti de olabilir, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti de olabilir, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti de olabilir ki Musa Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın oruç tuttuğuna dair kaynaklarda birçok rivayetler var, biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman Nemrut tarafından oruçluydu diye biliyoruz. Şimdi hangi gencimiz hangi ateşe Allah etmeye, Allah muhafaza atılıyor da hala bahaneler üretme cüretinde bence bulunuyor. Tabii orucu tutmak var, orucu tutmak var. İmam-ı Gazali'nin orucu üçe ayırdığını hatırlıyorum ben. Avam orucu, havas orucu ve ehassül havas dediği, en hususi şekilde tutulan oruç diye ifade etti. İmam-ı Gazali'nin üç nevi ayırılıyor. Kısaca bahsetmek gerekirse birincisi, sadece mideyi ve şehevi duyguları ortadan kaldırarak, onları engel olarak bir oruç tutabiliriz ki buna avam orucu deniliyor. Belki benim de dahil olduğum geniş bir kitle tarafından belki de hani böyle tutulmuyordur inşallah da en azından ben kendim bu şekilde herhalde tutuyorum diye düşünüyorum. İkincisi sadece yemeği, içmeyi ve şehevi duyguları bertaraf etmiyoruz. Aynı şekilde ibadete ve de taate de yöneliyoruz bu ay içerisinde ki biliyorsunuz bu ayın içerisinde çok büyük bir gece var, Kadir Gecesi. Bunu Ramazan'ın son 10 gününde arıyoruz, Ramazan'ın geceleri içerisinde arıyoruz. 27. gecesi olduğuna dair çok büyük rivayetler var, bunu da biliyoruz, amenna. Ve Peygamber Efendimiz'in çok büyük bir sünneti var,
bence Kadir Gecesi kadar muhakkak ki öneme sahip değildir. Çünkü Kadir Gecesi ile ilgili mesela Kadir Suresi'nde, Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde Kadir Gecesi'nin önemine ile ilgili olarak bir sürü fayda değer bilgi var. Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Ama o bir saniye. Evet, siz söylediniz. Ben onunla ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi şu anki gençliğimiz genelde onu bilmiyor. Evet. Yani itikafın ne olduğunu da bilmiyor. Evet. İtikafın Ramazan'ın işte son 10 gününde olduğunu da bilmiyor. Şimdi geçenki programımızda Yakup Akın hocamız bizimleydi. Allah razı olsun kendisine. İzledim. Allah razı olsun. Evet. Yani. Şeyden Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti. Ve son 10 günde bir itikafa değinmedik orada. Evet. Sizden inşallah. Kısaca hocam. Şimdi itikaftan bahsetmek gerekirse şöyle düşünmek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulü Kibriya mescitte son 10 günü karşılıyormuş. Yani geceyi mi? Geceyi değil. Son 10 gününü bulunduğu mahalledeki mescitte dışarı çıkmamak suretiyle sadece en özel ihtiyaçlarını işte taharet ihtiyacını, abdest ihtiyacını karşılamanın haricinde dışarı çıkmayarak 10 günün gündüzlü ve geceli, tabi oruçluyuz gündüzlüğün, hala Ramazan devam ediyor. Geceleri teravih, terbiha namazı, efendime söyleyeyim, kılarak, gece ibadetleri yaparak ve bol bol Allah'ın Rabbini zikrederek son 10 günü geçiriyor. Bu hususi ibadete belli kural ve kaideler çerçevesinde demin bahsettiğimiz geçirilen ibadete de biz itikaf diyoruz kısaca. İnsanların günümüz modern yaşantısı içerisinde modern zamanlar diyebileceğimiz bir olgu devamlı bir arı kovanın içerisinde devamlı şekilde koşturmaca, devamlı surette bir şeyleri yakalama telaşı ki buna çok çatı bir tabir kullanacak olursak kapitalizmin insanı bisiklete bindirdiğini düşünelim ki ben en azından şu an öyle hissediyorum. Evet. Ve o bisikleti düşürmemek için insanların devamlı surette pedal çevirmesi. Bisikleti durduruyorsunuz ve mescide giriyorsunuz son 10 gün. Ne yapıyorsunuz böylelikle? Şartelleri indiriyorsunuz ve Rabbinizle baş başa kalmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın bütün meşgalesinden ve dünyevileşmeden bu şekilde ne yapıyorsunuz? Uzaklaşıyorsunuz. Yani Ramazan'ın en önemli noktalarından bir tanesi bu olması gerekiyor değil mi hocam? Yani aslında tasavvufi bir bakış açısı ile günlük yaşantımıza bakacak olursak evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da aşağı yukarı günlük 4000 tane sünneti olduğunu düşünecek olursak bu keşmekeşin içerisinden kurtulmak için bir itikaf şart. Bu da yılda 10 güne denk geliyor. Geniş tafsilatlı bilgileri de bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz neyi nasıl gerçekleştireceklerine dair etrafındaki din büyüklerinden, efendim din görevlisi arkadaşlarımızdan ne yapabilirler? Gerekli bilgileri alabilirler. Allah razı olsun hocam. Bir şey aslında söylemek istiyorum da, o söylemiş olduğunuz itikaflar, o 10 günlük itikaflar aslında Antalya'da, efendim söyleyeyim, Türkiye'nin en güzel memleketlerinde son 10 günü tatilde geçiren kişiler olur genelde. Yani itikafı bizim insanlarımız hakikaten çok iyi anlamış değiller. Yani bize dair olmak üzere pek fazla itikafa çekilemiyoruz. Hı. Rabbimize nasip etsin inşallah. Şimdi pek fazla itikafa çekilemiyoruz derken, itikafı kısaca özetleyecek olursak, insanın kendi kendine kalıp Rabbisini ve de yaratıcısını düşünmesi diye özetleyecek olursak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmezden evvel bile Peygamber Efendimiz insanlardan uzaklaşıyor ve kendi kendineyken risalet geliyor. Yani halkın içerisinde bir kürsüdeyken veyahut da yüksek bir tepedeyken veyahut da daha değişik bir atmosferde gelmiyor. Yalnız başınayken Cebrail efendime söyleyeyim kendisine geliyor ve dolayısıyla da bir itikaf hali içerisinde Rabbini düşünüyor, onu tesbih ediyor. Efendime söyleyeyim bu haldeyken peygamberlikle tanışıyor. Demek ki bu halde bulunmanın çok büyük, efendime söyleyeyim, zenginliklere muhatap olacağımıza delalet ediyor bu hal. Eğer becerebilirsek tabii ki. Elbette. İnşallah becerenlerden olur sevgili izleyenler. Evet, konumuza daldık.
Şimdi konumuza da ben şeyi sormak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hadis-i şerifleri var biliyorsunuz. Ramazan ile ilgili hadis-i şeriflerinde de öneminden bahsediyor. Tayfun Ayaz'a göre Ramazan ne ifade ediyor? Evet. Önceki bunu soralım. Ramazan aslında 7 harften oluşan bir kelime, bir kavram değildir. Buradan değerli dinleyicimize bunu söylemek isterim. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Şerif'te diyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bizler her daim faydacı bir düşünceyle, faydacı bir yaklaşımla insanlara o paylaşımcı ruhumuzu gösterdiğimiz zaman aslında Ramazan'ın bereketini, Ramazan'ın hoşluğunu orada görebiliyoruz. Evet. Benim için aslında Ramazan paylaşmak, sabır, sebat bunlardan ibarettir. Ramazan sinirlenmek, araç üzerinde kornaya basmak, eve yetişmek, işte bir belki de reklam olacak ama şu anki Gazze'nin durumunda olmasının en büyük bir sebebi olan o İsrail'in üretmiş olduğu o içecekleri içmekten ibaret değil. Ramazan sofralarında efendim söyleyeyim zengin kişilerin çok lüks yemekler içerisinde yemiş oldukları, kahkaha atmış oldukları sadece bir iki ilah ile birlikte o yemeği yemekten ibaret değil daha doğrusu. Onu söylemek istiyorum. Ramazan paylaşmaktır. O paylaşımcı ruhu insanlara göstermektir. Bakınız şu an gerek Sultan Gazi'mizde gerek birçok illerde, birçok ilçelerde bir kuru ekmeği bile paylaşamayan kişiler meydana geliyor. Daha geçenlerde sosyal medyada sizlerin de bildiği üzere fakirler ölsün diye birçok kişi bu şekilde ithamlarda bulunuyor. Ve onlar için sadece dünyanın kendilerinden ibaret olduğunu görüyorlar. Benim için Ramazan sadece paylaşmaktır diyebilirim yani. Şu anki o Müslüman kardeşlerimize yardım edebilmektir. Keşke durum olabilse de şu an o güzel ülkelerde, Gazze'de, Arakan'da, Irak'ta, Filistin'de, Suriye'de, Patani'de, Doğu Türkistan'da değil birçok zulüm gören ülkelerde oradaki kardeşlerimize o erzak yardımlarını yapabilsek. Keşke diyorum. Yani şimdi çeşitli yardım kuruluşları var sevgili izleyenler. Yani kesinlikle. İşte İHA olsun, Can Suyu olsun. Can Suyu olsun. Bu kurumda çok... Birçok yardım kuruluşu var. Yani biz tabii... Bana sorarsanız hangisini şey yaparsanız desteklersiniz ya da destekliyorsunuz ya da işte hangisinin icraatları daha olumlu, daha uygun sana göre nasıl diye soran olursa tabii ki ben Can Suyu derim. Çünkü Can Suyu sizi gerçek notaşlar oluşturuyor. Araştırmadan kesinlikle bir iş yapmıyor. Araştırıyor, buluyor ve yardım ulaştırıyor. Bir kurbanınız olsun, bir erzağınız olsun ya da işte bir yardımınız olsun, bir iftarınız olsun. Gerçek muhtaçlara ulaştırmak için buradan Can Suyu'na biz teşekkür ediyoruz. Sevgili yöneticileri var, tanıdığımız abilerimiz var. Kendilerini çok seviyoruz. Buradan selamlarımızı da iletiyoruz. Allah kolaylıklar versin. Yaptıkları programlarında, yaptıkları yardımlarda Allah bereketiyle muamele etsin, mağfiretiyle muamele etsin. Rahmet ayındayız. Evet. Hocam, yer küredeki gerçek ihtiyaç sahiplerine hakikaten insanların verdikleri sadakaları, sadakayı cariyeleri ulaştırabilen bütün organizasyonlara biz buradan çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve de muvaffakiyetler diliyoruz çalışmalarına. Amin inşallah. Evet hocam. Vakitte fazla kalmadı. İlk bölümünü bitirmek üzereyiz. Evet. Şimdi Tayfun Ayaz kardeşimizden bir şiir. Tabii o muhteşem sesinden evet. Bize bir şiir seslendirirse bizlerle ve seyircilerimizle ümit ediyoruz ki mutlu edecektir. Evet. Ramazan'ı gel gönüllerde bahar havası eser. Kibir nefret yok olur. İmanı görünce gider. İman ile gönüllerde neşeli sevinç esintiler ezer. Ramazan ayında iman derya deniz olur, gönüllerde ezer. Ramazana hayran olur, bilenler müminlerdir, onu gönül vererler. Ramazanda sakın kaşını yıkma, fakirin halinden de az anla. Ne olur az yakın. Ramazanlıkta sevap kazan, bol bol lazım olur büyük. Hayırsız insan olmakla bir şey kazanamazsın, kaybedersin her gün. Yeryüzündeki sahte maske aldatır. Kalbe kibir makyaj yakışmaz, çürütür. Salih müminler almaz, hep verir. Ramazan'da kapı kapı gezer. Haydi bizler de salih müminlerden olalım.
bu Ramazan'da. Can atalım bir yoksulun ihtiyacını görmek için. Güzel kardeşim, Allah için verelim, kazancımız derya, deniz olur. İnan bana kardeşim, merhametsizlik kalbe saplanan zehirli oktur. İşte fırsat, işte fırsat Ramazan'ın güzelliğiyle kapıda. Yılda bir bu güzellik gelir fırsatı. Kaçırmayalım. Ramazan'dan sonra da bu güzelliği devam ettir. Allah lütfuna İsa'nın kavuşmak nasip olmaz her kula. Bundan öncesi boş ver, pişmanlıkla tövbe et. Naza çekme kendini. Haydi sona gidiyor ömür. Azar azar bitiyor ömür. Hak yoluna bir Ramazan. Zaten her olan azar azar oluyor. İnsan bir anda yoldan çıkıyor. Yoldan çıkan da kolay kolay hak yoluna girmiyor. Sen de gel ey kardeşim, sen de gel. Teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Talha kardeşimizden bir hadis-i şerif alacağız. Talha kardeşim gel böyle, gel seni alalım yanımda. Talha kardeşim, önce kendini tanıt bakalım. Kimsin Talha? Ben Talha Aydın, 2002 doğumluyum. Sultan Gazi'de oturuyorsun. Sultan Gazi'de oturuyorum. Ama ordusun. Memleketim ordu. Evet, şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel sözleri, hadis-i şerifleri. Alalım bir tanesini bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Cennete giren mutlu olacaktır, hiç üzülmeyecektir, ne elbisesi eskiyecektir ne de tükenen geçiyor. Teşekkür ediyoruz. Dilerine sağlık. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından profesör olur inşallah. Birimiz Allah-u Teala söyletiyor. Doktor İsmail Sekman bizimle olacak. Sağlıklı beslenme uzmanı kendisi. Bize bunun noktalarını anlatacak. Kısa bir aradan sonra hocam geleceğiz inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendimize eyvah ki eyvah. Bu kadar nimet içinde bu kadar günah. Ne yaparsak kendimize eyvah ki eyvah. Şükür kalkmış kötülükler diz boyu olmuş. Onun için hep karanlık olmuyor sabah. Onun için hep karanlık olmuyor sabah. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, yalnız kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, mahzun kalmazsın. Döner geriye
kendi yolunu akar denize. Buhar olur gökyüzünde döner geriye. Bir bakmışsın kara toprak almış seni de. Sevdiklerin geri dönmüş derdin kendine. Sevdiklerin geri dönmüş derdin kendine. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, yalnız kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, mahzun kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, yalnız kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, mahzun kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah, yalnız kalmazsın. Allah de Allah, pişman olmazsın. Allah de Allah. Evet sevgili izleyenler, Ramazan'ın Rengi programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Şu an yanımızda konuğumuz Doktor İsmail Sonar Tekman. Kendisi diyetisyen, beslenme uzmanı aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Geçen programımızda farklı yerden bağlanmıştık. Bugün yanımızdasınız. Evet. Allah razı olsun, bizleri kırmadınız. Evet. Programımıza geldiniz. Yani öyle bir ulvi iş yapıyorsunuz ki insanların sağlığını korumalarına yardımcı oluyorsunuz. Evet. Yani çok güzel bir şey değil mi hocam? Gayet tabii. Yani doktorların birinci vazifesi. Aslında hani önleyici hekimlik, bu belki son dönemlerde artık hayatımıza girmeye başladı. Daha popüler olmaya başladı. Daha popüler olmaya başladı. İşte aile hekimliği uygulamasına geçildi Türkiye'de ve önleyici hekimlik tabirin daha sık duyar oldu. Siz tabii sektörün içerisindesiniz. Sağlıkla olan ilgili gelişmeleri gerek ülkemiz çapında ve gerekse dünyada yakından takip ediyorsunuz. Tabii aslında sizin bizim çok alışa geldiğimiz doktor profilinin dışında bir de şifacı yönünüz var. Öyle diyebilir miyiz sizlere? Modern şifacı. Allah-u Teala'nın verdiği şifayı vesile olan kişi. Evet. Şifacı diyoruz. Doktorumuzun vermiş olduğu birçok reçeteyi hastalıklarına uygulayıp da şifa bulmuş insanlarla ben bizzat tanıştım. Hocam bizzat yaşadım. Hocamızı da senin yani, evet. Biz bizzat yaşadım. Allah razı olsun. Yüksek, düşük tansiyonla ilgili bir sıkıntı vardı. Annemizle ilgili. Hocama bir telefon açtım. Hocam dedim durum böyle böyle. Yani moral bozukluğu, işte stres var, sıkıntı var. Ne yapabiliriz? İki tane ot. Çayını yapacaksın, içeceksin. 3 dakika sonra düzeleceksin. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. 5 dakika sürmedi. Tansiyonu ölçtük. Ve 4 ile 5 arasıydı, 7 ile 7,5 arası oldu. Ben şunu merak ediyorum hocam. Genelde insanlar olgunluk devrelerinde ne işle uğraşıyorlarsa çocukken de o işle uğraşırlar gibi bir şaya, bir halk deyimi veyahut da böyle bir gerçek, bir realiteden bahsedilir. Sizde de böyle olmuş mu? Evet, benim anneannem daha çok bu yönümde etkili olmuştur. Kendisi, biz Alanyalıyız bu arada, oradaki işte dağdaki bitkileri, otları toplardı, kendilerine maske yapardı. Hasta olan çevre köylüler gelirdi, onlara macunlar yapar verirdi. Ondan çok etkilendim ben. Büyüyünce dedim ben doktor olacağım, hekim olacağım ama bize üniversitelerde verilen bilgiler bizim ilaç yapmamızı engel.
Yani sadece hastalığı teşhiste, tanıda, nasıl bir tedavi uygulayacağımız ile ilgili. Ondan sonra yapacağımız ikinci aşama ameliyatlar, cerrahlara değilse de ilaç firmalarının tabiri caizse kucağına atmak. Bugün bir tansiyon hastalığı. Bakın Amerika'da ben Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde okudum. Herbalizm ve fitoterapi. Aynı zamanda da biyoenerji dersleri de aldık. Orada özellikle kemik erimesi ve kolesterol ilaçlarının üzerinde uyarıcı yazılar yazmak zorundadırlar. Ya bunlar işte kansere sebebiyet verir diye yazılıyor. Fakat bizim ülkemizde öyle değil maalesef. Az önce Zekeriya kardeşimizin de bahsettiği gibi iki tane bitki bugün sizin tansiyonunuzu kontrol altında tutabilirken tansiyon ilaçları ömür boyu sizi kendisine mahkum ediyor. Mahkum ediyor. Doğru. Bu biraz da sistemle ilgili galiba hocam. Hani sistemle, dünyadaki sistemle bu şekilde. Fakat Batı'da bugün bitkiye yöneliş var. %50 eğer eczanedeki ilaçlar, yeterli ettiğimiz ilaçlar yazılıyorsa %50 de artık bitkilerden faydalanıyor. Bugün eğer uyku probleminiz varsa, uyuyamıyorsanız ne yapıyor? Size uyku hapı veriyor. Sabah uyandığınız zaman da şiddetli bir baş ağrısı uyanıyorsunuz. Halbuki Avrupa'da artık İşte kedi otu diye tabir ettiğimiz, onun kökü var, kapsülünü yapıyor. Akşamdan bir tane aldığınız zaman bir saat içerisinde delisiz bir uykuya yatıyorsunuz ve sabah uyandığınız zaman da zinde diş bir şekilde kalkıyorsunuz, baş ağrısı da olmuyor. Bağımlılık da yapmıyor tabii. Ya şimdi kedi otu dediğimiz, yani normal dağlarda yetişen bir ot. Yani üzerine basıp geçtiğimiz ya da işte pikniğe gittiğimizde uzanıp yattığımız otlar. Yani bunları tanımak gerekiyor galiba hocam. Evet, yani tanımamız geliyor gerekiyor artık ve bunlara da artık eczanelerde yer vermemiz gerekiyor. Hocam bununla ilgili farkındalık oluşturmak maksadıyla sizin veyahut da meslektaşlarınızın bir mesleki birliktelik, mesleki refleksle beraber yaptığınız bazı şeyler var mı? Böyle çalışmalar var mı? Maalesef bir şey de böyle çalışmıyor. Yani bu konuları sadece eğilenler şahıs bazında yapılıyor. Yani size çok saygı duyuyoruz bu konuda bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bir de bu işin mesela açık konuşmak gerekirse işte sabah programlarında vesaire çıkıyorlar böyle bir de bir format var. Sağlık programı haline döndü. İnsanlar işte orada da bir şeylere tavsiye ediyorlar. Hakikaten bu konuya eğilip de Batı kaynaklı ilaç firmalarının bizi sömürmesine ve daha da önemlisi cebimizdekine göz dikmelerinden hariç bizim sağlığımızı iyi edeceğiz diyerekten sağlığımızla oynamalarına müsaade etmememiz için sizin kanalım ekranları vasıtasıyla halkımıza vereceğiniz mesajlar var mı? Neler yapmalıyız? Yani bu konuda bir farkındalık oluşturabiliriz. Yani hocam orada aslında Ramazan'da kan grubuna göre beslenme. Çünkü çok enteresandı ve bence insanların çok dikkatini çekti. Yani ben çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Aa, böyle de bir şey var mıymış ve bunun bilimsel yönü de var muhakkak. Yani hocam bir gece uyandı ve bunları söylüyor değil. Çok güzel çalışmaları var bununla ilgili. Hocam bundan bahseder misiniz bize? Geçen programımızda spor grubunu anlatmıştık. Bugün bize hangi grubundan var? Şimdi bakın İbn-i Sina Kanun-u Fi Tıp yani tıbbın kanunu adlı 8 ciltli eserinde İnsanlar 4 ana mizacı ayrılır diyor. Yani kan gruplarını işaret ederken modern tıbbımız 30-40 yıldır kan gruplarına vakıf oldu. Artı işte negatif ve pozitiflerine de dediğim gibi yeni vakıf oldu. Orada işaret ederken hangi mizaçtaki insanların nasıl beslenmeleri gerektiğini söylüyor. Evet. A kan grubu olan insanların, izleyicilerimizin kesinlikle otlu beslenmeleri gerekiyor. Yani kırmızı etten ömür boyu uzak durmaları gerekiyor. Hocam ben kırmızı eti çok seviyorum, yiyorum, bayılıyorum, yemezsem yapamam. O zaman sonuçlarına katlanacaksınız. İlla ben kırmızı et yiyeceğim diyorsanız bunu kuzu etiyle değerlendirin. Ama haftada bir sefer ve yanında maydanoz tüketerek, bol yeşillik salata tüketerek. Dolayısıyla yapmaları gereken şu. Tavuk eti ki eğer özgür tavuksa yani çiftliklerde beslenen tavuk değilse onu yiyebilirler. Balık etini tüketebilirler. Tahıl grubundan baklagil ürünlerini alabilirler. Kuru fasulye, nohut, barbunya, baklagillerini yiyebilirler, tüketebilirler.
Sabah kahvaltılarını isterseniz şimdi şey anlatalım. Sahurda A grupları neler yemesi gerektiğini onu çok önemli bir nokta hocam. Şimdi siyah çayı bir kere bırakmaları gerekiyor. Demir emilimini bloke ettiği için kansızlık, dolayısıyla hemoglobinin yapımı için gerekli olan demir emilimi olmayacağı için kesinlikle ve kesinlikle şu siyah çayı artık evlerinizden çıkarın. Bunun yerine güzel bir çay tarifi vermek istiyorum. Hibisküs çayını alsınlar. Bunu aynı siyah çayı demler gibi demlesinler. İçerisine birazcık karanfil, tarçın, zencefil ile süsleyerek, eğer tatlı almak istiyorlarsa bir miktar da bal ilave ederek güzel bir şerbet, güzel bir çay elde edebilirler. Bu çayı bütün kan grupları içebilir. Bunu içtikleri zaman sahurda gün boyunca vücutlarında sıvı kaybolmayacaktır. Uzun süre acıkmayacaklar. Sinirli hallerini de olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla böyle bir karışım kim istemez? Hocamın verdiği bu çılgın tariflerle cennet beleş. Bir de cennet beleş dediniz hocam. Çok farklı bir noktaya değiniz. Cennet beleş. Niye? Çünkü aldığımız ilaçlarla vücudumuzu bozuyoruz. Evet. Allah-u Teala'nın bize emanetine ihanet ediyoruz. Evet. Ama hocamızın dediği gibi şifalı bitkilerle kendimizi toparlarsak, vücudumuzu, işte organlarımızı korursak ne olur hocam? Cennette beleş olur dediğiniz gibi. İnşallah. Biz orada latife yapmıştık ama demek ki ciddi yani geldiği bir tarafta olmuş. Evet, sevgili izleyenler de tabii onun farkında olur ama siz hocam bu konuda çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Sahurda siz geçen gün demiştiniz ki bana bu hurma çekirdeği yutun. Şimdi ya da işte zengin çekirdeği yutun. Ben denedim onu. Evet sevgili izleyenler, ben onu denedim ve çok iyi geldi. Akşama kadar mide yanması, ekşimesi evet. Kesinlikle olmadı. Yani normalde oluyor. Hani 3'ten 4'ten sonra başlıyor mide ekşimesidir, yanmasıdır ama o gün Allah-u Teala'nın bir hikmeti ki olmadı. Niye? Çünkü şifa. Şimdi bakın, anneannem benim küçüklükten itibaren bana zeytin çekirdeği yutmayı tavsiye etti. Biz üniversitede yaptığımız araştırmalarda, şimdi bazı izleyicilerimiz ya işte zeytin çekirdeği nasıl yutulur, mide onu öğütmez, işte bağırsaklara sorun yaratır mı diye. Bakın bununla ilgili biz birçok deney yaptık. Dolayısıyla zeytin çekirdeğini siz etli kısmını yedikten sonra yutun. Yuttuktan sonra midenize düşer düşmez, bütün kan grupları için geçerlidir, mide bunu öğütüyor. İnsanoğlunun midesi iki tane meyvenin çekirdeğini öğütebiliyor. Birincisi hurmadır ki özellikle erkeklerde prostat sorunları için çok etkilidir. İkincisi zeytin çekirdeğidir. Zeytin çekirdeğinin içerisinde çok etkili ve konsantre olan ölüropin dediğimiz bir madde vardır. Bu ölüropin dediğimiz madde de kişide kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi olan kanserli hücrelerin etrafını sarar. Bunların beslenme kanallarını tıkar, dolayısıyla küçülterek yok eder. Şu anda bizim Kaliforniya Üniversitesi'nde ölüropin ile ilgili çalışmalar var. Bunun ilacını yapmaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu çok etkili. Şimdi ben yumurtadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sıfır kan gruplarına yasak ama diğer kan gruplarına serbest. Yumurtayı alırken de özellikle özgür tavuk yumurtalarını almanızı istiyorum. Yıllardır biliyorsunuz yumurta yasaklandı. İşte kolesterolü yapar. Şöyle sıkıntılar oluyor, böyle sıkıntılar oluyor, damarları tıkar, hal gibi değildir. Bakın 50 ile 60 gram ağırlığındaki bir köy yumurtasında yaklaşık 150 ile 180 miligram kolesterol vardır. Fakat değinmedikleri ve atladıkları bir konu var, bu kolesterol vücut tarafından tamamen emilmez. 3'te 1'ini ancak alır. Fakat bu da sağlıklı kolesteroldür. Bu birincisi. İkincisi, yumurtayı kesinlikle katı pişirmeyeceğiz. Yani hani bazen çok haşladığımız zaman pişiririz. O sarısın etrafında böyle sarımsı, yeşilimsi bir tabaka oluşur. İşte o trans yağdır. Bizim zararlı dediğimiz nokta budur. Suyu kaynadıktan sonra kızık ateşte en fazla 1 dakika. 1 dakika sonra altını kapatın. Rafadan olsun. Ve yani halk tabiriyle rafadan. Rafadan olacak. Ama kayısı. Kayısı kıvamı evet, diye tabir ettiğimiz. Şimdi özellikle günde 2 tane yumurta yediğiniz zaman, 2 ile 3 yumurta arası, yalnız köy yumurtası olmak şartıyla yediğiniz zaman, eğer karaciğerde yağlanma varsa bunu çözüyor. Karaciğer yağlanmasını tedavi ediyor. İkincisi, yumurtanın sarısında çok önemli bir amino asit var. Başka hiçbir yerde olmayan. Kolin dediğimiz bir amino asit var. Bakın, bu çocuklarda zeka gelişimine çok olumlu yönde etki ederken, yetişkinlerde de
karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırıyor, tedavi ediyor. Siz sürekli bunu aldığınız zaman da oluşmasını engelliyor. Bakın, geçen de Balıkesir'den bir tane hastamız geldi, 92 yaşında. Hocam dedi, ben günde 8-9 tane yumurta yiyorum dedi. Sabah yiyorum, öğlen yiyorum, akşam yiyorum. Yani sadece sabah yemek zorunda değilsiniz ki. Peki dedim, herhangi bir rahatsızlığın var mı? Elhamdülillah hiçbir rahatsızlığım yok dedi. İstanbul'a için geldiğinizde işte gözlerimle ilgili birkaç problemim var dedi. Onlar için, muayene için geldiğinizi düşünebiliyor musunuz? 92 yaşında ve günde 8-9 tane yumurta yediğini ifade ediyor bu hasta. Sevgili izleyenler, yaş faktörü çok önemli. Yani ülkemizde yaş ortalaması yani 60'a düşmüşken yani bir ömür ortalama değil mi hocam? Ama 92 yaşında bir amcamız köyden geliyor. Sapasağlam. Tekne kullanmıyor. Hiçbir şekilde yardım almıyor. Evet. Arabasını dinleyip iniyor. Hiçbir şekilde şey yapmıyor. Ve zinde. Ve zinde dinçli hocam diyor. Bir de şuna değinmek istiyorum. Gene sağlıklı, özgür köy tavuklarının içerisinde, yumurtaların içerisinde 900 mg kaliteli omega 3 yağ asidi var. Bakın, sizler ne yapıyorsunuz? İşte etrafınızdan ya da doktorlarınızın tavsiyesini diyorlar, artık omega 3'ü alın. Özellikle kanı sulandırıyor, kilo vermeye yardımcı, beyin ihtiyacı, hafızayı güçlendiriyor, kolesterolü düşürüyor değil mi? Dolayısıyla kaliteli bir köy yumurtasında 900 mg kaliteli. Halbuki ne yapıyorsunuz? Siz eczaneden veya da aktarlardan almış olduğunuz o kapsül jeller var, 1000 mg. Onun tamamı bir kere şey değil, omega 3 yağı değil. Üçte birinde, yani 300 mg ya var ya yok. Onu da nereden elde ettiler? Bir kere eğer tatlı su balıklarından elde edilmiş bir yağsa içerisinde omega 3 olmaz. Sadece soğuk suda yaşayan balıklarda olur ve onlar da denizin dibindeki yeşil yosunları yedikleri zaman oradan alırlar. Aksi halde işte somon balığı çiftlikte yetişmiş, ne oldu? Suyunu yemlerle beslenmiş. Dolayısıyla bunu omega 3 aramanız mümkün değil. Mümkün değil, doğru. Ama biz diyoruz ki bunu sabah ve akşam birer tane yumurtayı 900 mg kaliteli omega 3'ü ve ucuz. Yani bunu sevgili annelere, annelerimize buradan seslenmek istiyorum. Bu kaliteli, ucuz ve şifa hazinesi olan köy yumurtasını çocuklarınızdan esirgemeyin lütfen. Ama bir farkla özgür tavuk yumurtası olacak. Özgür olacak, dolaşacak, toplağı eşeleyecek, solucanı yiyecek, diğer şeyleri yiyecek. Omega 3'ü oradan alacak. Siz doğru. Yoksa çiftliklerde yetişen ve 24 saati gözetim altında. Bakın bir günü onlar 3 gün olarak yaşıyorlar. 3-4 gün yaşıyorlar. Işıkları karartıyorlar, müzik dinletiyorlar. Daha çok büyüyorlar değil mi o zaman? Ya düşünemiyorsunuz, 30 günde piliç oluyor. 2 kilo 200 gram ağırlığa göre ve kesime gidiyor. Siz ete daha da yumuşak ve parlak olsun diye de bir miktar siyanür ilave ediliyor. Siz bu şeyi tavuğu yediğiniz zaman bundan şifa değil, hastalık kaparsınız. Doğru. Eskiden bakın, köylerde ben çocuklarımı hatırlıyorum, üst solunum enfeksiyonu ya da herhangi bir şekilde rahatsız olan insanlar tavuk için çorbası. Tavuk kesilirdi, evet. Değil mi? Onun çorbası yapılır, edilirdi, birkaç günde ayağa kalkardı. Peki hocam, tavukta şey dediniz, hani şu anki kesimler işte yapılan satışlar falan ama bir de kuru olma. Kuru olmayı tavsiye ediyorum. Bakın, kuru ya da yaş olması önemli değil. Önemli olan tavuğu doğal şartlarda büyümüş olması. Peki o kuru yolma diye satılan mesela büyük firmalar var, kuru yolma diye satıyor ama onlar da mı çiftlikte şey yapıyorsa doğal olarak... Nerede yetişecekler? Yani şimdi işin içerisine kapitalizm ve karlılık geldiği zaman tutup da bir tavuğun kesime gelmesi için 4-5 ay bekleyecek halleri yok. Yok, tabii. Ne yapacaklar? Bakın, birkaç sene önce 45 gün, 2 aydı da şimdi 30 günde kesim yapıyorlar. Şimdi isterseniz devam edeyim ben A gruplarına. Evet. 2 veya 3 tane yumurtayı kayısı kıvamlı açtırıp yiyebilirsiniz. Burada sofranıza kesinlikle ve kesinlikle keten tohumuna yer verin. Zira keten tohumundaki omega 3 miktarı balıkta, altına çiziyorum, 7000 kat daha fazla omega 3 yağ barındırıyor. 7000 kat? 7000 kat daha fazla omega 3 var. Yani kilosu en fazla hani aktarlarda 10 lira, 15 liradır. Yalnız dikkat etmeleri gereken çok önemli bir nokta, aynı çörek otu gibi öğütülmemiş alacaklar. Evlerinde alsınlar, evlerinde öğütsünler. Zira öğüttükten sonra en fazla 5 gün artı 5 derecede buzdolabında özelliklerini yitirmeden durur. Aksi halde eğer siz aktardan öğütülmüş bir şekilde alırsınız, ona şifa bulamazsınız. Evet. Bununla ilgili size ulaşabilirler tabii ki, hem sayfanızdan hem sosyal medyadan.
Oradan siz geniş bilgi verirsiniz. Devam edelim hocam. Şimdi Ruhşehir'e geçmek istiyorum. Ruhşehir gene buğdayın özüdür, embriyosudur. İçerisinde ne var? Omega 3 var, D vitamini var, A vitamini var, B grubu vitaminler var. Özellikle vejeteryan olan izleyicilerimiz var, et yemezler kesinlikle. Dolayısıyla B12 eksikliği olacaktır. Bunu Ruhşehir'den rahatlıkla alabilirler. Şimdi yapmaları gereken şey şu. İşte 2 tane veyahut da 3 tane yumurtayı kırıp içerisine 2 yemek kaşığı Ruhşehir, 2 yemek kaşığı keten tohumuyla beraber köy tereyağı eşliğinde tavada kızartıp yediğiniz zaman yanında da az önce bahsettiğim gibi hibisküs, tarçın, zencefil, birazcık da bal karıştırıp bunu soğuk da yapabilirsiniz, sıcak da yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman inanın gün boyu hiç acıkmayacaksınız ve susamayacaksınız. Bu A grupları için. Rahat bir barış. Kopya size veriyoruz işte. Yani sınava gidiyorsunuz, işte şöyle önünüzdeki öğrenciye bakıyorsunuz, biz size helal yoldan kopya veriyoruz. Değerlendirin bunu. Hocam, vaktimiz daralıyor. Evet. İftar vakti yaklaşıyor. Şimdi ben kısaca şekerden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle elinizde günde bir tatlı kaşığı. Bakın vücudunuzda 5 ile 7 litre arasında kan vardır ve günlük sizin şeker ihtiyacınız 5 gramdır. Bu da bir tatlı kaşığı bal olarak az önceki şerbetin içerisine değerlendirin. Onun haricinde kesinlikle tahin, pekmez vesaire bu tür ürünleri kullanmayın. Şekerli, tatlı olan ürünleri kullanmayın. Neden? Bakın proteinlerin yapısını bozduğu gibi proteinlerin vücut tarafından emilimini engeller. D vitamini, bakırın, çinkonun bunların vücut tarafından emilimini engeller. Siz oturup da bir kazan yemek de yeseniz üzerine tatlı bir şey yediğiniz zaman bakın birkaç saat sonra tekrar acıkacaksınız. O yüzden tatlıdan, şekerden mümkün mertebe uzak durun. İftarda yemekten sonra kesinlikle ve kesinlikle meyve veyahut da tatlı yemeğin bir nevi intihardır. Şimdi ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum, ona göre. Az kaldı hocam, ezan yaklaşıyor. Tamam. Kısaca toparlayalım, bir dahaki programda B grubuna geçeriz. Bu arada ben ileriki programlarımızda suyun enerjisinden bahsetmek istiyorum. Suyun tedavi edici etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Evet. Sahuru bitirdik. İftarda da gene önce bir çorbanızı içelim. Bu ne olabilir? İşte tarhana, mercimek. Sakın ha o hazır çorbalara yönelmeyin lütfen. Bu buğday çorbası da olabilir. Ardından 15-20 dakika muhakkak ara verin. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu arada işte akşam namazınızı kılabilirsiniz. Bu aradan sonra ana yemeğe geçebilirsiniz. A grupları kesinlikle dedim. Kırmızı et yemeyecekler. Bakın balık ucuz. Bugün kırmızı etin kilosu 35-40 liraya Ramazan dolayısıyla yükseldi ama evet. 1 kilo çipuranın kilosu 14-15 lira. Aynen. 2 kilo aldığınız zaman 30 liraya 7-8 kişilik bir aile doyabilirsiniz. Izgara yapabilirsiniz veyahut da fırında pişirebilirsiniz, buğulama yapabilirsiniz. Yanına da bol bir salata aldığınız zaman günlük ihtiyacınız olan proteininizi karşılamış olacaksınız ve daha dinç, daha güçlü olacaksınız. İbadetlerinize daha rahat bir şekilde bakabileceksiniz. Gene iftar yemeğinden sonra mutlaka 2 saat ara verin. 2 saat sonra meyve yiyebilirsiniz. Meyveyi niye o kadar ara verin? Çünkü çok hızlı sindirilirler. Eğer siz yemeğin hemen üzerine aldığınız zaman midenizdeki yemekle beraber ispirto veyahut da mide asidine dönüşür. Evet. Bu da karaciğer yağlanmasına sebebiyet verir. Başlı başına toksindir, zehir üretmiş oluyorsunuz siz. Evet. Dolayısıyla hızlı sindirildikleri için meyve ile yemek arasında 2 saat olmalı. Yani mide boş olacak. Mide boş çay da aynı şekilde. Proteinleri de yani vitaminleri de alabilir. Hiçbir şey kalmıyor ki. Dolayısıyla hasta olacaksınız, kilo almaya başlayacaksınız. Bakın ne kadar yediğiniz önemli değil. Ne zaman ve ne yediğiniz önemli. Vücut tipinize göre yemeniz gereken besinleri bilirseniz asla ve asla kilo almazsınız. Bunun yanında da günde de yarım saat bile 45 dakika arasında tempolu yürüyüşler mutlaka yapın ki Ramazan'da teravih bunu karşılıyor zaten. Evet. O hareketleri ama sağlıyor. Ama niyetle yapmasınlar. Ama niyetle yapmayın, ben sağlık açısından bir hekim olarak o açıdan bakıyorum. Yani bu yönden faydası da var. Rabbimiz o kadar sistemi mükemmel dizayn etmiş ki hem sağlığımız, yani hem ruh sağlığımız hem de manevi açıdan ruh sağlığımız düşünülerek tasarlanmış. Evet. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Böyle mükemmel bir sistem yok yani. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Hocam hakikaten kıymetli bilgiler verdi. Duyduğumuz ve duymadıklarımızı da buradan tekrarlamış oldu. Umarım ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimizle
hocamızdan istifade etmişlerdir. Evet sevgili izleyenler, iftar vakti yaklaşıyor. Ezana birkaç dakika kaldı. Hocam bir dua ile inşallah ezana bağlayalım. Evet. Buyurun. Ama duamızda özellikle şunu belirtelim. Biliyorsunuz ki bugünlerde yine üstüne basarak düşen bir duyurumuz vardı. Onu da yapalım inşallah. Geçmeden duamıza. Ayın 13'ünde. Pazar günü. Pazar günü. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda tüm zalimlere lanet, mazlumlara dua mitingi yapılacakmış. Seccadeni ve sefertasını al gel diyorlar. Düzenleyen kim? Saadet Partisi. Saadet Partimiz evet, pazar bu konuda Saadet Partisi'ni tebrik ediyoruz. Çünkü her yıl, her Ramazan'da ve her zaman, ne zaman mazlum halk, Müslüman halkı zulüm görmeye başlarsa ayağa kalkıyorlar, meydanları dolduruyorlar, salih amellerle dua için oradaki kardeşlerimize Rablerine yalvarıyorlar. İnşallah biz de duamızla başaralım. İnşallah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين إلهي يا ربي senin rızanı şerifin için tutmuş olduğumuz oruçları izzeti dergahında kabul eyle. Bu aya mahsus yapmış olduğumuz ibadetleri hasaten kabul buyur ya Rabbi. Ve yine Ramazan-ı Şerif içerisinde yapacağımız hayır ve hasenatları da muhakkak ki muhakkak sen kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek saatlerin yüzü suyu hürmetine, şu iftar vaktinin yüzü suyu hürmetine sana yalvarıyoruz, senden istiyoruz, senden bekliyoruz ya Rabbi. İftarını açamayacak olan durumda olan Müslüman kardeşlerimiz var yerkürede. İmtihanları bizlerden çetin olan, zor olan Müslüman kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onlara yardım eyle. Amin. Onlara zulmeden kafir güruhları kahrı perişan eyle. Amin. Onları ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi o Müslüman kardeşlerimize de tez felaha kavuştur. Ya Rabbi tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğum, kılmış olduğumuz namazları, yapmış olduğumuz zikirleri tekrar tekrar kabul buyurmanı senden istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi vücudumuza sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine sallallahu aleyhi ve sellem nail olmayı bizlere nasip eyle. Onun havzının başında buluşan, Kevserinin başında buluşan müminlerden eyle. Ya Rabbi sen bizleri görünür görünmez afetlerden, musibetlerden, kazalardan, belalardan, şeytanların şerlerinden, cinlerin vesveselerinden, insanların kem gözlerinden, kıskançlıklarından, nazarlarından bizi ve ailemizi muhafaza eyle. Görünür görünmez afetlerden sen bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Evet, dilinize sağlık hocam. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Rabbimiz hocam inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan programımıza. Programımızı sonlandıralım. Ezanımız okunuyor. Evet sevgili izleyenler, İstanbul için iftar vakti. Bizler de iftarımızı birazdan açacağız inşallah. Hicret Haber televizyonundan herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. İnşallah bir sonraki programda sizlerle birlikte olmak dileğiyle farklı konu ve konuklarla inşallah sizlerle birlikte olacağız. Hocam vedamızı inşallah gerçekleştirelim. Buyurun. İsmet Özel'in bir lafı var. Hiç unutmuyorum. Hocamın muhabbetin üzerine de iyi gelir. Zeytin, peynir, özgürlük. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la